Söyleyerek söylüyorum. Bunu gerçekten çok samimi söylüyorum. Dün akşam evde de konuştuk. Evet ya insan sanki hani ölümün ne kadar yakın olduğunu biliyorsun ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsun. Belki de hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığın için işte mısır ekeyim, yok turşu yapayım, yok fasulye toplayayım, yok o tarlaya gideyim, onu yapayım, bunu yapayım falan. Sonra Allah işte rahmet eylesin, hayatını kaybediyorsun bir şekilde, ölüyorsun, öldürüyorsun. Ve hayat Özellikle bir cinayetin ardından hayat bir şekilde devam ediyor. Tamam devam ediyor da nasıl devam ediyor? Şimdi dün bir şey öğrendim. Az sonra röportajda da izleyeceksiniz. Halvan'ın bir tane kız kardeşi Güladiyen'in yani gelin Güladiyen'in erkek kardeşiyle evli. Hani dün bu izlediğimiz e, yufka açarken ben konuşmak istemiyorum diyen. Evet. O aslında Havva ile İsa'nın kız kardeşi. Aynı şeyleri burada gördük. Hepimiz aynı şeyleri yaşadık. Hepimizin aynı belirli konularda değil mi? Aynı hissiyatları var. Şimdi bu Arif ile Necla tekrar barışlar ya. Köyde onlara yeniden imam nikahı kıymışlar. Ve imam nikahında Necla'nın şahidi kim olmuş biliyor musunuz? Havva'nın kız kardeşi. Allah Allah. Yani Havva buraya. Bunlar tekrar barıştılar. Arada para döndü. Tekrar barışmalarının ardında köy. Necla tehdit etti. Eğer barışmazsan bildiklerimi anlatırım dedi. O yüzden barıştılar diye kız çoluğunu çocuğunu bıraktı burada İsa işini gücünü. Buraya geldiler adli tıpa başvurdular falan onun mücadelesine girdiler. Diğer kız kardeşleri onların mücadele ettiği duruma inat gidip Nikah şahitli yapıyor. Diğeri de yine kardeşimiz Ahmet Demir. <laughs> diğer şahit de Ahmet Demir. <laughs> diğer şahit de Ahmet mi? Evet. Aa onu da Oo. bilmiyordum. Gülabi'nin babası. Yok. Kendi Yok. abi. Diğer bir abileri daha Bende var. Ahmet olan. var. kardeşin. Yani iki evet. iki kardeşiniz bir kız bir erkek. Evet. Necla ile diğer kardeşinizin nikahında evet. şahit oluyor. Yani demek ki onlar sizin aynı duyguları paylaşmıyorlar. Paylaşmıyorlar. Ee, dün onu ben teyit ettirdim. Dayım aradım. Ee, dayım o zaman köyün imamına sormuş. Duyunca. Ee, şahitleri... Ben de inanamadım. Köyün imamına evet. sorduk. Ben ee... de inanamadım. Doğru Ahmet'i bilmiyordum da biz de sorduk. Yok canım <laughs> dedim yani. bir de Bana göre kız kardeşiniz kendi arzusuyla isteğiyle o şahitliği yapmamıştır. Ne be zorlama. Kocasının, kocasının ee... baskısı olabilir. Az, az kocasının ben baskısı bir şey diyeceğim abla Burada çok ben çok dolayım. İçimi boşaltmak istiyorum. Herkese Boşalt. sesimi duysun. Ben de çok doldum valla. Benim, benim dayımın ablası benim anam. Burada köpek ölüsü aramıyor biz affedersin. Hayvan ölüsü de aramıyor. Niye demiyor ki madem sus, sus sus Biz arkasındayız arkadaş. Çıksın da kim çıkarsa çıksın biz de kurtulalım diye niye demiyorlar? Niye demiyorlar? Bu Hasan Akyol mu sadece Fatma'nın kardeşi? Hamdi Akyol mu pide Fatma'nın kardeşi? Bu Ahmet niye ses etmiyor? Kız kardeşin niye sesini çıkartmıyor? Kimden korkuyorlar? Kim bunlara baskı yapıyor? Benim erkek kardeşlerim zaten daha ben kardeşim demiyorum onlara. Onlar benim bu şu anda benim kardeşim onları Kardeşim değil benim bunlar. Ben buraya çoluğumu çocuğumu bırakmışım anam. ama şuradan itibaren sesimi de duysunlar peşini de daha bırakmıyorum. Benim kız kardeşim böyle yaptı ya. Ben el, elden duyduğum zaman ben bunu hatta yapmamıştır dedim. Dayımı aradım hamdayımı. Dayı böyle böyle iş varmış. Hatta Necla'ya nikah şahidi yapmış. Nasıl anamın katiline bunu yaparlar dedim ben. Çok sinirlendim. Sinirime hakim olamadım, ağladım. Bir de... Ha bak şunu düzelteyim. Anamın katili deme ama bak şu var. Benim, bizim de gelinimiz var. Yani gelin derken bile hani Mesela, ayıp ettiğimi evet. hissediyorum. Sanki Ciddi söylüyorum. Gibi geliyor. Kız kardeşim olsa bu kadar olur yani. Hani hiç kardeşimden ayırt etmem. Fakat hiç ...cinayeti falan bir kenara bırakıyorum. Evet. Herkes yerini ve haddini bilecek. bilecek. Benim kız kardeşim de olsa annemle kavga edemeyeceği gibi... Evet. ...o da gelin olarak edemez. Her şeyi bir kenara bırak. O gece yaşanan o kavga, o dövüş, o bilmem nenin ardından... ...ya insan karın maddesiyle böyle kavga mi? edemez kardeşim. Şin, şimdiden, böyle kavga edemez. Yani bunun içinde bile yok mi? mu içlerinde Onlar bir şey yani? Hepsinin de haberi var. Benim anamın kimin öldüğünü, kimin göttüğünü, kimin ırmağı taşıdığından onların üç, üç ev. Anamın evi, Neycan'ın babasının evi, dayımın evi. Üç ev biliyor bunu. Madem anam kaybolmuş da bizim akşamacak arabamız bekliyor başımızda. Madem üçten sonra Gülah denen Esma bunu arıyorsa bizi niye aramıyorlar? Anağız böyle böyle kayıp diyene, niye demiyorlar? Hayır ama ben şunu anlamıyorum senin kardeşlerinde. Benim kardeşlerim de karılarımın... için karıları meydana çıkmasın diye Dinle. ses etmiyorlar. Vallahi sadece ben kardeşlerinde şunları anlamıyorum. Şimdi kız kardeşinde artık dahil ederek ve Ahmet'i de dahil Benim ederek konuşuyorum. Benim kız kardeşim yok. Şunu anlamıyorum ben. Yani gece sizin annenizle kavga etmiş mi bu gelinler? Evet. Etmiş. Sabah olmuş kardeşim buna bakmışlar mı? Bakmamışlar. Arayıp da kocalarına gelin annenizi arayın falan demişler mi? Dememişler. Evet. Ee, muhtara haber vermişler mi? Vermemişler. Vermemişler. Kadın ırmağa gideceğim demiş. Söylemişler mi söylemiyor. Ya bunların hepsi düzmedi. Bir daha benim o gelinle kız kardeşim de olsa bak hava ne diyor. Kız kardeş bile saymıyorum artık Hı. diyor. Kız kardeşimle konuşmamam için ya en en baba Büyük, sebeptir tabii. yani. Nasıl gidersin daha nikah şahitliği yaparsın. Evet. Ha evlenirler karışamazsın herkesin kendi yuvası. ama şahitlik bilmiyorum Bitmem, ben çok şaşırdım. Abla, İnanamadım imama sorduk bunu ben de koş koca, koca Hamdi dayım yalan söyleyecek de ben hatta <laughs> duyduğum zaman aynı para kelimesini duyduğum gibi onu da duydum. Y olamaz dedim ben. Paraya da inanmak istememişsin sen evet. O dayımı aradım. Dayı dedim böyle böyle laf söyleniyor. Bu ne biçim laf dedim. E, olamaz dedi Hamdi dayım. Hamdi dayım çekti ondan sonra. Caminin imamına sormuş. Evet doğru demiş. Bunu imam olduğu halde yalan söyleyecek değil. <laughs> Ama ben şunu anlamadım Müge abla. Ben kız kardeşime sen daha şöylesin demedim. Böylesini demedim. Dayıma da demedim. <laughs> Hiçbirisine demedim. Ben gelinler deyince millet benim üstüme geldi. Niye ses etmiyorlar? Madem suçumuz yok. Benim de suçum olmayabilir. Çıkarım, derim ki kardeşim hep para arayalım anamın hakkını. Hep para arayalım derim. Biz niye aramıyoruz biz anamızın hakkını? Bu anamı, anamız değil mi bizim? Özden Öz ana değil mi bu? Bence herkes... Herkesin çoluğu demiyorum, ama ama bir gün çekecek. Herkes birbirinin, ekmeği, birbirinin biçecek, bir şeyini örtbas evet. etmeye çalışıyor. B o bu demiyorum. Ama herkes birbirinin bir e, açığını yama, yama e, yamalamaya yani, çalışıyor. Yoksa burada bir gerçek var. Sa saklanıyor burada bir, bir gerçek var. var ya yani Bakın. evet. Burada bir cinayet var. Bir cinayet işlenmiş. İntihar Ort bir ortada ortada bir katil var veya katiller var. Ve bunlar aileye yakın birileri. Şimdi bu kadın niye öldürüldü? Para için öldürülmedi. Hayır. Aşk cinayeti değil. Yok. E niye öldürüldü o zaman? Geriye ne kalıyor? O zaman bu kadının e, görmemesi gereken bir şeyi gördü. Duymaması gereken bir şeyi gereken bir şeyi duydu evet. ve bu kadın susturulmak istendi. Bunun için öldürüldü. E doğal olarak şimdi Te demek ki o susturulmak istediği Heh. konu kimleri kapsıyorsa evet. o zaman onlar da susuyorlar. Onlar da birbirlerinin açıklarını i̇şte O kapsam alanına girmeyenler, bunun mücadelesinde ama o kapsam alanına girenler de sus susuyorlar ya da başka bir çözüm. O kapsam alanının ikinci halkası da var. Yani birinci halkada görünenler var, <laughs> İkinci halkada olmayanlar. bu olayı bildiği halde susmak mecburiyetinde Tabii. olan var. Neden? Çünkü o ikinci halkanın devamında buradaki birinci kişiler Zarar onun darlığını biliyor. Tabii. Bir de zarar görecekler. Sen yani. benim açığımı ortaya koy, ben de senin açığını koyacağım. O bir zaman de, aman evet. sen beni görmedin, ben seni görmedim. Evet. Olayın oluş Mesela şekli, bu. E, aranma şekli yani yanlış yönder, yönlendirilme şekli, e, cesedin bulunduğu yer bakımından e, geniş açıyla baktığımız zaman bu olaylar bir takım kişiler ele veriyor zaten. Aynen. Necla'nın e, görmediği halde gördüm demesi, o gün bütün kardeşleri araması... Evde olmadığı ee, halde evde demesi, evde olmadı, çocuğu evde uyuyor evde demesi. diye konuşturup kapıya ee, göndermesi. O Bildikleri çok halde o çocuk çok önemli tabii e, o çocuk çok evet. önemli. O çocuk nasıl gelir de evde kimse yokken yukarıda uyuyor der. Mümkün mü? Bildikleri halde e, şuraya gideceğim falan demedi değil e, öyle bir kelime geçmemesi yani aşağı tarafa değil tamamen yukarıya yoğunlaşma arama çalışmalarının olması bunlar bir takım sebeplerin olduğunu zaten açıkça ortaya koyuyor. Bizim sizin bu ne zaman gelecekmiş üniversiteden sonuç belli mi onların zaman? E, hafta dediler hani araştırılıyor. Önümüzdeki Onu, hafta gelecek. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim o rapor gelsin zaten yani e, sizin bu konuyla ilgilenen savcıyı da çok takdir ediyorum Hı. jandarma ile beraber. Vallahi. Evet. Yani çok herkes her şeyin çok farkında bu çok önemli. O rapor ondan sonra adli Tıp kurumundan yeniden gelecek raporla evet. beraber. Ben bütün bu yalanların ortaya çıkacağına inanıyorum. Hani nasıl şimdi Mehmet Abalak'la ilgili konuştuk konuştuk şimdi böyle... Ya bunu çıksın. burada hepimiz görmek çıksın istiyoruz abla, yani. Çıksın abla <laughs> çıksın. Yalan mı yani ben bilmiyorum sizin adınıza Vicdanın da ama... benim anam gelmeyecek gerçekten. ama başkasının canı da yanmasın. Zaten çıkacağına e, artık ben kesin e, kesin bir gözle bakmaya başladım. Yok, o raporlar Çünkü, geldikten sonra ben sayın e, savcımızın bak gerçekten düğmeye basıp bütün bu çelişkileri ortaya koyacağına çok eminim. İnşallah. Şey çok şey belli şey. yani bazı şeyler kimse ee, kusura bakmasın. Müge Hanım... E, bu artık ben çıkacağını kesin gözle bakmaya başladım. Şundan sebep. E, burada bülbül gibi şakayanlar susmaya başladı. Evet. O bir kesin. Herkes mi? E, Ondan sonra kendini savunanlar savunmamaya başladı. Yani gizlenmeye başladılar, daha doğrusu. Ve en önemli detay da şunu olarak görmeye başladım ben: Necla'nın da geri gelmesi. Bu öyle e, Arif ge abim geçen yıl burada demiş, onu ben daha yeni duydum. Hani çocuğu Necla'dan alırım, yurda veririm. Ya hukuken çocuğu zaten alıyorsun da yurda niye vermeye çalışıyorsun? Evet. Yani öyle bir hakkın varsa Necla'yı ne geri alıyorsun? Evet. Kızım için e, aldığımı, kabul ettiğimi, güvenmediğimi zaten güvenmediğini söyledi zaten. Kendi verdiği röportajda. Ya böyle bir şimdi akıl var, mantık var, göz var, izan var. Bir de ben ağrıya katayım. Ben buradayım, sen beni git e, boşanma şahidi yaz dur. <gülüyor> <gülüyor> ...ben, ben ayrılmaya çıkmışım, çıkmışım ya... Şey ne, ...ben ayrılmaya çıkmışım Allah aşkına... ...ben senin karını niye bırakayım ya... Havva. ...ben senin karını Seni niye bırakayım... ...seni o kadar çok seviyorum ki bak çok sevimli söylüyorum ve... T ...hep hep şunu söylüyorum... ...Allah kaç tane evlat yani... ...Allah'ım bana çok evlat ver falan diye dua etmemek lazım... ...Allah... hayırlısını versin abla bir tane versin hayırlısını versin, ver evet. versin, versin... ...benim anam yedi tane etti de ne oldu ki... Ha, ...üç tane var, hayatta çok seviyorum. var... ...İsa'ya da çok üzülüyorum... ...İsa böyle evin küçüğü evlenmemiş... ...böyle evin delikanlısı o da onun peşinde... ...ikisi... Hani vardır ya böyle Yok, evin küçüklerinin. Küçük hayır böyle evin küçüklerinin bir anneye Hı. bir ayrı bir evet. şeyi vardır. vardır. Benim Var Benim anamın da çok hakkı Ana vardı sonra. her şeye meraklı. bir vardır. kız çocuğu olarak ama hayırlı bir kız çocuğu olarak. Ve çok sağlam duruşlu. Şimdi A ama benim, Neydi öteki Hatice miydi? Evet. Hatice Allah aşkına ya. Siz ikiniz kardeş değil misiniz? Yani kardeş olsak böyle olmazdı ki. Demek ki ayrıymış. Ne demek istiyorsun? Neyse ya <laughs> demeyeceğim. Ama anamın aklına... Tutacağım yine evet. evet. ee, Ama olmuyor arkadaşlar ya. Çok güzel bir şey söyledi az önce Ahmet abi. Görünen köy kılavuz istemiyor ya. Aynen. Yapamazsın ya. İnsanın iyisiyle kötüsüyle benim annem benim babam. <laughs> Kendim kızarım, küserim, söylenirim ederim. Ama bir şey. değil gelin, hiç kimse... Benim annemle babamla onunla bununla kavga edip onu üzemez. Aynen. İntihar da olsaydı sen niye kavga ettin de benim annemi intihara sürükledin derdi. Evet öyle derdi. Herkes haddinin yerini bilecek. Bilecek. Böyle bir şeyde de gidip de daha hala da onunla de evliliğime devam ettireyim. Bununla bilmem ne yapayım. E herkesin vicdanına bırakıyorum elbette. Yarın devam edeceğiz. İnşallah güzel haberlerle.